1942 yılında İngiltere'nin Oxford şehrinde doğan Stephen Hawking, zamanımızın en önemli fizikçilerinden birisiydi. 1963 yılında ALS adı verilen ilerleyici bir sinir sistemi hastalığına yakalandı. ALS sebebiyle zamanla hareket kabiliyetini kaybetse de zihnini ve bilimsel çalışmalarını sürdürme yeteneğini korumayı başardı. Üzerinde en çok çalıştığı konular kara delikler, evrenin başlangıcı, zaman ve kuantum mekaniği üzerine olan çalışmalardı. 1915 yılında Albert Einstein genel görelilik teorisini oluşturduğunda fizikçiler yoğun bölgelerde, örneğin bir yıldızın ölü çekirdeğinde zaman ve mekanın kara delikler olarak adlandırılan bir yere doğru çekilebileceğini fark ettiler. Kara delikleri bir nesne olarak tanımlamak doğru değil. Aslında uzay zaman içindeki bir bölgeyi temsil ediyorlar. Enerjisini bitiren ve sonunda kendi içine çöken bir yıldızın oluşturduğu muazzam çekim gücü sayesinde hiçbir şey bundan kaçamaz. Işık bile bu çekim gücü karşısında başarısız olur ve kara deliğin içine çekilir cümlesini onlarca kez duymuşsunuzdur. Kara deliğin kütlesi ise çevresindeki madde ve enerji yoğunluğundan kaynaklanır. Bu yoğunluk kara deliğin güçlü çekim alanını oluşturur ve olay ufku adı verilen sınırlarını yaratır. Olay ufukları kara deliğin şeklini ve boyutlarını belirler. Kara delik bir bölge ise ufukta herhangi bir radyasyon yaymamalıdır. Kuantum fiziği ortaya çıkana kadar tabii. 1970'lerde genel görelilik ve kuantum mekaniği arasındaki etkileşimi inceleyen Hawking, bu iki teoriyi bir araya getirerek kara deliklerin davranışlarını daha iyi anlamaya çalışıyordu. 1974 yılında kara deliklerin aslında tamamen siyah olmadığını, zamanla enerji ve kütle kaybettiklerini ve sonunda tamamen yok olabileceklerini öne süren Hawking radyasyonu teorisini ortaya attı. Bu teori, modern fizik ve kara deliklerin anlaşılmasında önemli bir adım oldu. Hawking, kara deliklerin çevresindeki alanların ve parçacıkların davranışlarını incelemişti. Ortaya çıkardığı Hawking radyasyonu, kara deliklerin etrafında oluşan ve kuantum mekaniği ile genel görelilik teorisini kısmen birleştiren bir teori. Tabii sadece bu değil, Hawking ve diğer fizikçiler kara deliklerin termodinamik özelliklerini de incelediler. Bunu yaparken kara deliklerin bir sıcaklık ve entropi gibi termodinamik niceliklere sahip olduğunu keşfettiler. Bu kara deliklerin sadece yer çekimi açısından değil, aynı zamanda termodinamik açıdan da incelenebileceği anlamına geliyordu. Hawking kara deliklerin etrafında oluşan bu radyasyonun kara deliklerin sıcaklığı ile ilişkili olduğunu gösterdi. Bu teoriye göre kara deliklerin sıcaklığı ve radyasyon arasında doğrudan bir ilişki var. Ve bu radyasyon kara deliklerin kütlelerini yavaşça kaybetmelerine ve sonunda tamamen yok olmalarına yol açar. Hawking'in asıl yaptığı kuantum alan teorisi ve sanal parçacıklar kavramlarını kullanarak kara deliklerin çevresinde nasıl enerji ve parçacıklar olabileceğini incelemesiydi. Kara deliklerin etrafındaki sanal parçacıkların bazılarının kara delikten geri kaçarak pozitif enerjili gerçek parçacıklara dönüşebileceğini fark etti. Bu enerji kuantum dalgalanma sonucu ortaya çıkan parçacıklardan kaynaklanıyordu. Bu parçacıkların bir çifti kara deliğin olay ufkuna yakın bir yerde oluştuğunda biri kara deliğin içine çekilirken diğeri dışarıya doğru kaçar ve bu süreç enerji yayılmasına sebep olur. Peki nedir bu sanal parçacık? Kuantum alan teorisine göre evrenimiz tüm uzayı dolduran ve her yerde bulunan alanlarla doludur. Evrende her tür temel parçacık için bir alan düşünün. Vakum olarak adlandırılan o sonsuz boşlukta bile bu kuantum alanlar var. Bu alanlar tüm uzayı dolduran, parçacıkların hareket ettiği ve etkileşime girdiği bir tür oyun alanı. Kuantum alanlar dalgalanmalarla hareket eder. Bu dalgalanmalar belirsizlik ilkesi nedeniyle oluşur ve sürekli olarak enerji parçacıklarının ortaya çıkmasına ve yok olmasına yol açar. Bu enerji parçacıklarına sanal parçacık adı veriliyor. Bunlardan bazıları pozitif, bazıları negatif enerjili. Sanal parçacıklar sürekli olarak var olup yok olurken gerçek parçacıklarla etkileşime girer ve temel kuvvetlerin iletimine katkıda bulunur. Kuantum alan teorisindeki vakum
bu pozitif ve negatif dalgaların birbirlerini dengelediği durumdur. Hawking radyasyonu başlangıçta sadece teorik bir tahminden ibaretti. Ancak zamanla diğer fizikçiler tarafından yapılan incelemeler ile doğrulanmıştır. Tabii fizikte hiçbir şeye tam olarak doğru diyemeyiz. Şu anki bilgi ve anlayışımız ile doğrulandı demek daha isabetli bir yorum olurdu sanırım. Sanal parçacıklar, kuantum mekaniği içindeki kuantum alan teorisi adlı çerçevede önemli teorik kavramlar. Bu parçacıkların kuantum dalgalanmaları sonucu ortaya çıkan ve kısa süreliğine var olan enerji parçacıkları olduğunu söylemiştik. Bu parçacıklar enerji korunumu yasasına göre çok kısa bir süre var olabilirler. Ortaya çıktıktan hemen sonra genellikle birbirleriyle etkileşime girerek enerjiye dönüşür ve yok olurlar. Sanal parçacıklar doğrudan gözlemlenemez ancak varlıkları dolaylı yollarla ölçülebilir. Bunun nedeni kuantum dalgalanmalarının sürekli olarak enerjiyi aktarmasıdır. Sanal parçacıklar temel parçacıklar arasındaki kuvvetleri taşır ve etkileşime aracılık eder. Örneğin elektronlar arasındaki elektromanyetik etkileşim, sanal fotonlar adı verilen sanal parçacıkların değişimiyle gerçekleşir. Bu sanal parçacıklar enerji ve momentum korunumu yasalarına tabi değildir çünkü varlıkları çok kısa sürelidir. Kuantum alan teorisinde sanal parçacıklar sürekli olarak oluşur ve yok olur. Bu da alanların enerji ve momentumunu sürekli olarak değiştirir. İşte bu süreç kuantum dalgalanmadır ve kuantum mekaniğindeki belirsizlik ilkesiyle de yakından ilişkilidir. Kuantum alan teorisi fizikteki en başarılı ve doğru teorilerden birisi, büyük hadron çarpıştırıcısı gibi deneylerde elde edilen verilerle de doğrulanmıştır. Dünyanın en büyük ve enerjili hızlandırıcısı olan büyük hadron çarpıştırıcısında yapılan deneylerde Higgs bozonunun keşfi kuantum alan teorisini desteklemiştir. 20. yüzyılın sonunda elektron ve pozitron hızlandırıcılar kullanılarak çarpıştırıldı ve bu süreçte ortaya çıkan parçacıkların etkileşimleri incelendi. Bu deney kuantum alan teorisinin temel parçacıkların etkileşimlerini doğru bir şekilde tahmin ettiğini ortaya koydu. Hawking radyasyonu gözlemlenmiş veya doğrulanmış bir teoriden ziyade matematiksel bir teoridir. Doktora çalışması sırasında Hawking, evrenin başlangıcı ve sonu hakkında teoriler geliştirmeye başladı. Ve bu süreçte kara deliklerin ne kadar önemli olabileceğini de görmüş oldu. Daha sonra kara delikler üzerine daha yoğun çalışmaya başlayan Hawking, kuantum mekaniği ve genel görelilik arasında tam bir birleşme olmamasına rağmen bu iki teoriyi kısmen birleştirerek Bogoliubov dönüşümleri adı verilen bir matematiksel araç kullanarak kara deliklerin etrafındaki kuantum alanlarının etkileşimini tahmin etmeye çalıştı. Bu hesaplamalar kara deliklerin zamanla radyasyon yaydığını ve bu radyasyonun termal bir nitelik taşıdığını gösterdi. Bu sıcaklık Hawking sıcaklığı olarak bilinir ve kara deliğin kütlesiyle doğru orantılıdır. Kara deliklerin olay ufku yakınında kuantum düzeyinde meydana gelen sanal parçacık çiftleri kara deliğin yerçekimi etkisiyle birbirinden ayrılabilir. Negatif enerjili parçacık kara deliğin içine sürüklenirken pozitif enerjili parçacık dışarı kaçabilir. Bu süreçte pozitif parçacık enerji kazanır ve gerçek bir parçacığa dönüşebilir. Bu enerji kara deliğin kütlesinden gelir ve kara delik zamanla kütle kaybına uğrar. Ve sonunda bu enerji kaybı kara deliğin yok olmasına neden olabilir. Bu enerji kaybı o kadar küçüktür ki bu teori doğrulanırsa bir kara deliğin yok olması için milyarlarca hatta milyarlarca yıl geçmesi gerekir. Yani uzun lafın kısası gerçek parçacıklar, sanal parçacıkların kara deliğin etkisi altında dönüşmüş halleridir der Stephen Hawking. Yine de bir gözlem yapamadığımız için kara deliklerin parçacıklar yaydığına inanmak epeyce zor. Kuantum yerçekimi teorisi olmadan bu radyasyonun ne olduğunu asla bilemeyeceğiz. Ancak kuantum yerçekimi teorisi gibi bir teoriye ulaştığımızda kara deliklerin içinde ve etrafında neler olduğunu daha iyi anlayabileceğimiz bir temelimiz olacak. 2014'te çekilen Her Şeyin Teorisi isimli film Hawking'in yaşamını ve kariyerini konu alıyordu. Stephen Hawking 14 Mart 2018'de hayatını kaybetti fakat fikirleri ve teorileri hala yaşıyor.
Karmaşık fikirleri ve teorileri herkesin anlayabileceği şekilde yazdığı Zamanın Kısa Tarihi ve Evrenin Sırları kitapları astrofiziğe meraklıysanız okunmaya değer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.